arkadaşlarım. Hepinize saygıyla selamlıyorum. Sizlerin vesilesiyle de tüm Aydın hemşehrilerimize de selam ve hürmetlerimizi iletiyorum. Bugün geçmiş olduğumuz 3 haftadır her cuma günü tevafuken denk gelmiş olan parti programlarımızdan sebebiyle biliyorsunuz bu cuma günleri yaptığımız programları yapamıyorduk. Ve yarın da buna benzer bir programımız var büyük bir ihtimalle. Onun için bu sefer programımız müsaade etti. Bir gün önce programımızı çektik ve geçtiğimiz haftanın ve önümüzdeki süreçle ilgili bugün bir değerlendirme toplantısı yapmak üzere sizleri davet ettik. Teşekkür ediyoruz. Değerli arkadaşlar, dün Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı bana göre tarihi bir açıklama yapmıştır. Ben AK Parti İl Başkanı olarak kendisine çok teşekkür ediyorum. Bizlere bu kadar siyaseten katkı sunduğu için ayrıca Sayın Barkan Kalmamız'ın nezdinde teşkilatına da ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum. Şimdi Sayın İl Başkanı bizim vermiş olduğumuz biletlerle İstanbul'a, hatta Ankara bileti vermemiştik ama Ankara'ya da gitmiş, Denizli'ye de gitmiş. Tabii burayla ilgili bir takım tespitlerini yaptığını ifade ediyor. Trene de binmişler ama biz beklerdik ki biz makam arabamızı verelim. Bir de Aydın'daki icraatları görsün. Tabii bir il başkanının yapması gereken ilk etapta ilindeki icraatlarla yüzleşmektir. Sayın Kalınoğlu'nun herhalde bu talebini, bu davetimize icabet etmediği için herhalde bu icraatlarla AK Parti'nin AK icraatlarıyla yüzleşmek istemiyor diye düşünüyorum. Tabii burada konu başlıkları var. Hızlı hızlı bunları geçeceğim. Değerli arkadaşlar, şimdi ifade ediyor, diyor ki İzmir'den Basmane'den trene bindim. 2 saat 17 dakikada geldi ve 6 dakika rötar olduğunu ifade ediyor. Kondüktörün böyle bir ifadesi varmış. Ben şimdi sizlere bakın burada 17 Mart 2009 tarihli. Buna hepimiz ulaşabiliriz. İnternette ben tesadüfen bir ulusal gazetenin haberini aldım. Burada diyor ki Süleyman Karaman, Devlet Demiryolları Genel Müdürümüzün ifadesi, Türkiye'de ilk demiryolu hattı 153 yıl önce yapılmıştı. Aydın İzmir Demiryolu hattı biliyorsunuz. Ve bugün de gelinen noktada 2009 yılı itibariyle söyleniyor. 140 kilometre hıza ulaşabilen ve Aydın-İzmir arasını tam tamına 4,5 saatte kat ederken bundan önceki trenler İzmir-Aydın arasını 2 saat 10 dakikada kat ettiğini ifade ediyor. Ben CHP Başkanı'na teşekkür ediyorum. Tespiti doğru yapmış çünkü 6 dakika rotaya koyduğunuz zaman tam 2 saat 17 dakika 16 dakika yapıyor. Ve üzerine demiş ki tabii ki bu biz Aydın-İzmir arasını 55 dakikayla karayoluyla alırken bu 2 saat 10 dakikalık trenin uygun görmemiş Sayın İl Başkanı ve kara tren ifadesinde bulunmuş. Ben CHP İl Başkanı ilk önce kara trenin ne olduğunu göstermek istiyorum. Bakın bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin kuruluşundan önceki dönemde Osmanlı tarafından raylara döşenmiş ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve diğer siyasi partilerin bir çivi bile çakmadığı, hiçbir şekilde hizmet etmediği, bir dirhem, bir delik kuruş para harcamadıkları Aydın İzmir Demiryolu hattına ait bir fotoğraf. Senesini bilmiyorum ama oraya ait bir fotoğraf. Bu fotoğraf Sayın İl Başkanı ilk önce kara tren nedir? Bunu bir öğrensin. Bu kara tren budur. Ha bizim hizmete verdiğimiz 153 yıl sonra vatandaşımızın hizmetine sunduğumuz burada benim Sayın Milletvekilimiz Mehmet Erdem'in ve Sayın Bakanımız Atilla Koç'un hizmete almış olduğu tek bir trenin tek bir seferde 430 sefer, bu 430 kişilik kapasitesi olan günde 4 sefer gerçekleşen trenin bir tanesi. Aydın İzmir treni. İkisini böyle tutturdum. Tabii şöyle göstereyim. Bu arkadaşlar bu CHP'nin kara treni. Başlayalım. Şöyle özür diliyorum bir saniye. Şu CHP'nin kara treni, bu da AK Parti'nin ak treni. Başkanım, tamam. Bakınız yani şu tekrar söylüyorum. CHP'nin kara trenidir. Bu da AK Parti'nin ak trenidir. Renginden de belli. Hatta arkadaşlar şöyle bakın bir değişik poz daha verelim. Bakın. Kara tren, ak tren. Bunun adı budur ya. Bu kadar basit. Başkanım. Evet. Başkanım buradayız. Şöyle yapalım. Başkanım bir de buraya bakın. Peki. Şimdi tabii bunları istiyorum ki çok uzun uzun sizlere anlatayım ama İkide de toplantımız var. Ben de hızlı bir şekilde gündemimiz de yok. Hızlı bir şekilde geçeceğim. Ve tabii konudan devam ediyor. Diyor ki İstanbul kepazelik. Tabii
İstanbul hakkında ben burada da metiyeler düzemem ama İstanbul'a gidip de eğer gittiyse bir şey görmüyorsa bu körlüktür. Hatta nankörlüktür. Yani tek körlük de değildir. Eğer bakıp da görünmüyorsa bu körlükten de öte nankörlüktür. E tabi onda ben artık İstanbul hemşerilerimizin, Aydın hemşerilerimizin, İstanbul'da yaşayan kardeşlerimizin takdirine bırakıyorum. Ben İstanbul'u anlatmam. İstanbul kendisini anlatıyor çünkü. Biz AK Parti Belediyesi'nden önce oradaki çöp yığınlarını biliyoruz. Oranın CHP'li belediye başkanı İstanbul'u ne hale getirdiğini biliyoruz. Ama Recep Tayyip Erdoğan belediye başkanından sonra İstanbul'un bugünkü haline kavuşmasını da çok iyi biliyoruz. E tabi, tabi yani aslında şunu söyleyebilirim. Çok özetle daha önce de söylemiştim. CHP il başkanı İstanbul'daki hizmetlerin ne olduğunu merak ediyorsa kendi genel merkezine gidip bakacak. Çok basit ya. Kendi genel merkezine gidecek. CHP genel merkezine. Ya İstanbul nedir? İstanbul Belediyesi kimdir? Nasıl belediyedir? İstanbul Belediye Başkanı kimdir? Sorunun cevabını CHP genel merkezine alacak. Çünkü biliyorsunuz İstanbul AK Parti Belediye Başkanı'na seçimlerde yerine CHP'ye genel başkan yapıyorlar. Bu sistem bunun üzerine kuruluyor. Onun için İstanbul konusunda söyleyecek bir şeyimiz yok. Ancak şimdi Ankara konusunda Sayın Melih Gökçek'in vakasını gördüm diyor Sayın İl Başkanı. Tabi bu haddaşan bir kelime diye, cümle diye düşünüyorum ama biz tabi burada Sayın Melih Gökçek'in vakasını olumlu yönden bakıyoruz. Üstünü zannediyoruz, suizan etmiyoruz ama bakın Melih Gökçek'in gerçeği de budur. Arkadaşlar bunu daha dün ben size özetle söyleyeyim, bu haberi uzun uzun okumayacağım. 22-26 Kasım tarihleri arasında yapılmış olan 60 tane ülkenin katıldığı ve pek çok kriterde, birden fazla kriterde ödüllerin olduğu, toplam 6 ödülün 4'ünü alan, dünyadaki en çok yaşanabilir il ödülünü alan şu anda dünyada Ankara Büyükşehir Belediyesi. Evet arkadaşlar. Sayın Barkan Kavunoğlu'muz bu Ankara vakasında gördüm derken Sayın Genel Başkanı'nın düştüğü bu bahtsız pozisyona düştü. E tabi ben bu duruma düşmek istemezdim. Kendisi de düşmesini istemezdim ama birazcık basını takip etseydi herhalde bu açıklamayı yapmaz diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar Ankara Belediyesi dünyanın şu anda en yaşanabilir kent ödülünü aldı. Dünkü basını çıktı biliyorsunuz. Bir diğer taraftan bizim Merkez İlçe Danışma Meclisimizde İlçe başkanımızı bu sevgi yolundaki yapmış olduğu yapılan imalatlarla ilgili bir takım söylemleri vardı. Ve burada diyor ki Sayın Kalınoğlu'muz ya diyor burada diyor ellerinde diyor teknik belge bilgi var mı diyor buna diyor ispatlasınlar. Çünkü diyor bu teknik adam işidir. Bunu diyor böyle diyor konuşamazsınız. Yanlış biliyorsunuz. Söyleyin o adamlar kimlerse de diyor biz onlardan iş yapmayalım diyor. Ben Ontay'ı bir kere yaptım. Çünkü isimleri verirsek belediyenin kendi teknik elemanları söylüyor bunu ben söylemiyorum. Ama daha önce biliyorsunuz bir isim verdik belediye başkan yardımcımızla ilgili. 3 gün sonra Sayın Başkanımız onu yaptığı baskılarla görevden istifa etmek zorunda kaldı. Onun için ben ismini vermiyorum. İsmi bende saklıdır. Ama size bununla ilgili çok basit bir örnek göstereceğim arkadaşlar. Bakın şu taşlar çok uzun değil. Halk burada çalışmaya başladıktan sonra 1 ay sonra, 2 ay sonra, bilemediniz 3 ay sonra darmadağın olacak. Bütün yerdeki taşlar lütfen gidin fotoğrafını çekin. Doğal taş mermerlerin hepsi çatlaklı. Kalsit kuvars dolgulu. Hepsi 3. sınıf bile değil, 4. sınıf malzemedir ben size söyleyeyim. Çünkü ben bu işi 2 sene yaptım. Hani Sayın Kalınoğlu'muz o avukat edasıyla sakın bu konuya konuşmasın. Ben 2 sene fabrika işlettim, mermer fabrikası. 2 sene mermer ocağı işlettim. Bu konudan anlarım yani. Anladığım işi söylüyorum. Hurda malzeme değil mi? Aynen öyle. Hurda malzemedir. Hiçbir mali değeri yoktur. Biz bu taşın birinci kalitesini yurt dışına satarken, 20 dolarlara, 25 dolarlara satarken bunu iç piyasaya bedava veriyorduk. Çünkü neden? Burada malzeme. Mermer biliyorsunuz ağır bir malzemedir. Stoklanması çok zordur ama başımıza kalmasın da bir an önce elimizden çıksın diye bedavadan veriyorduk. Böyle bir malzemedir. Ve tabi devamında da diyorlar ki işin bize göre en hezeyen kısmı değerli arkadaşlar. Aydın'da yapılan Barış Selçuk Parkı'nın, Aydın'da yapılan Sevgi Yolu'nun, Aydın'da yapılan taziye evlerinden bahsediyoruz Sayın İl Başkanı. Bakınız ben size bununla da ilgili çok çarpıcı bir şey göstermek istiyorum. Bu Google Earth. %100 milimetrik ölçüm değildir. Fakat Google Earth'ten yapmış olduğumuz ölçümlemede Barış Selçuk Parkı'nın 828 metrekare olduğu çıkıyor. Arkadaşlar bu parkın ortalama metrekare maliyeti 50 liradan olsa ben diyeyim 50 lira. Hadi siz deyin
100 lira olsun, 1000 metrekare diyelim, 10 bin liralık, 100 bin liralık bir yatırımdır, özür diliyorum, 100 bin liralık bir yatırımdır. Belediyenin yaptığı yatırım işte budur. Sevgi yolu. Sevgi yolunda aynı şekilde merak ettim. Yani bu sevgi yolu acaba nasıl bir maliyet yani? Nedir bunun? Yani bu kadar sevgi yolu ve yapılan kalitesizlik ortada. Baktığınız zaman sevgi yolu da 1300 metrekare. Bunun da ölçüsünü aldık. 1300 metrekareye 100 liradan deseniz 130 bin liralık iştir. Şimdi tabii bu bir vizyon meselesidir arkadaşlar. Şimdi biz... Kaça ihale ediyoruz? Nasıl? 130 bin liralık iştir diyorsunuz da kaça ihale edilmiş? Misal olarak söyledim. Şimdi tabii buradan geleceğim nokta şu. Bakınız burada su meselesinde de belediyenin yaptığı tüm icraatlarda da hatta belediyenin bütçesinde bile Aydın Belediyesi katı atık bedelinde bile hiçbir zaman toplam maliyeti verememiştir. Çünkü sayın konumuz diyor ki katı atık bedeliyle ilgili bakınız cümleyi aynen okuyorum. Buradaki ana unsur maliyetin abone sayısına bölünmesiyle hesaplanır. Kardeşim sen resmi gazetede yayınlanan yönetmelikteki gibi halka bu toplam maliyeti bir kere olsun detaylarıyla sundun mu? Rakam olarak sundun mu? Bir kere. Şu rakam dedin mi? Belediye başkanım bunu yaptı mı? Yapmadı. Biz de biliyoruz bunun toplam maliyetin bölüneceğini ama toplam maliyeti sen sunmadın ki halkımıza. Bunu paylaşmadın ki, bunun istişaresini yapmadın ki. Bunun bölünmesidir diyorsun. Bakın bu da ayrı bir konu. Tabii biz bunlara biraz sonra İkizdere Barajı konusuna da geleceğim ama biz bunlara arkadaşlar şöyle genel bir ölçekte baktığımız zaman AK Parti'nin hizmetleri noktasında ulaşmış olduğu nokta bakın biz diyoruz ki bizim hizmetlerimiz 1 milyar 750 milyon TL'lik yeni paraya göre söylüyorum bunu Çin'e barajını yapmaktır. Ama bunun karşılığında CHP'nin hizmeti, CHP'nin hayalleri Barış Selçuk Parkı'nda kalmıştır. 50 bin liralık Barış Selçuk Parkı'nda kalmıştır. Bizim hayallerimiz Aydın'a iktidarımız döneminde 218 kilometre duble yol yapmaktır. Bizim anladığımız budur. Hizmetlerimizin geldiği nokta budur. CHP'nin hizmetlerinin geldiği nokta sevgi yolunu yapmaktır işte. Sevgi yolu burada. Ve şu halde sevgi yolunu yapmaktır. Bizim hizmetlerimizde ulaştığımız nokta 50 milyon TL'lik Aydın'a doğum evini yapmaktır. Ama CHP'nin geldiği yer İşte Aydın'da tahmin ediyorum 100 metrekare midir, 150 metrekare midir? Taziye evini yapmak. Dolayısıyla arkadaşlar bizim Aydın'da hizmetimiz ulaştığı nokta şudur. Biz Aydın'a adliye sarayı yapmak istiyoruz. Biz Aydın'ın çevre yolu problemini çözeceğiz. Bunun teminatını veriyoruz. Biz Aydın'ın havalanını getireceğiz. Biz Aydın'a daha pek çok hizmetimizi yapacağız. Bölge hastanemizi yapacağız. Ve bizim arkadaşlar iktidarımız dönemimizde hizmetimiz öyle bir noktaya geldi ki 4,5 milyar TL iktidarımız döneminde Aydın'a geldi. Bırakın CHP'nin hayallerinin, CHP il başkanının, belediye başkanının veya genel başkanının hayalleri dahi buraya ulaşması söz konusu değildir. Kalkar siz bu yapılan bu rakamların karşısında Barış Selçuk Parkı'nı konuşursanız, Kuşadası'nda 600 metrekarelik bir parkı genel başkanınıza açtırırsanız ve bunları eğer hizmet olarak görürseniz, sizin hayalleriniz bizimkinden hiçbir şekilde boy ölçemeyecek kadar sığ bir noktada kalmıştır. Çukur noktada kalmıştır. Sıfırın altında da şu anda CHP'nin hizmet anlayışı. Değerli arkadaşlar, biliyorsunuz bir ay zarfında veya 1,5 ay zarfında Kuşadası'nda 75 milyon dolarlık yani 130 milyon TL'lik kongre merkezi, eski adıyla Komer, yeni adıyla Efes. Biliyorsunuz kongre merkezi Kuşadası'nın değil, Aydın'ın değil, dünyanın hizmetini sunacaktır. AK Parti'nin hizmetinin geldiği nokta budur. Onun için ben tabii ki burada bir cehalet var. Bu cehaleti de ben tekrar söylüyorum. Lütfen. Biz gönderdik, çöpe attı ama atmasın bunu. Şunu okusun ki Sayın İl Başkanı cehaletinden kurtulsun. Aydın'a gelen, Türkiye'ye gelen hizmetleri bilmemek ayıp değil ama öğrenmemek ayıp. Bakın atalarımız çok güzel söylemiş. Şu kitabı okusun. Aydın'a gelen, Türkiye'ye gelen hizmetleri okusun ki bu konudaki cahilliği gitsin. Kendisinden biz bunu istirham ediyoruz. Ve Aydın hemşehrilerimize sesleniyoruz. Diyoruz ki değerli hemşehrilerimiz, Sayın Kavunomuz diyor ki Denizli'de işte battı çıktıları gördüm su içindeydi diyor. Benim bildiğim Denizli herhalde son bir ayda pek yağmur yağmadı. Ne zaman gitti gördü onu da ispatını isterim ama ziyan yok. Denizli'de onlarca battı çıktı var. Eğer Sayın Kavunomuz battı çıktığının içinde bir bardak veya bir arabanın kalacağı kadar sudan bahsediyorsa o zaman
Koskoca Denizli, İzmir dümdüz bulvarına su bastı. Ben kaldım orada arabanın içinde biliyorsunuz. Videolarını yayınladım. Venedik dedik. O zaman gelecek belediye başkanıyla birlikte Venedik açıklayacak. Öyle hani battı çıktı, yerin 8 metre, 10 metre altından geçen bir koptaki suyun birikmesinden bahsetmeyecek. Elbette tabii ki bu da hatadır ama o zaman Venedik açıklayacak ilk önce. Hani ona belediye de başka benzetme yapmaktan olmayacaktır bu iş. Evet değerli kardeşlerim. Tabii bizim söyleyeceğimiz çok şey var. Biz hizmet partisiyiz, vatandaşımızın hizmetkarıyız. Biz şu anda CHP yöneticilerin yaptığı gibi kolpa siyaseti yapmıyoruz arkadaşlar. Bunun adı kolpa siyasetidir. CHP şu anda bu siyaseti yapmaktadır. Bunu düstur edinmiştir ve bu şekilde gitmektedir. Tabii konumuz sudan açıldı. Ben size suyla da ilgili bir ifade kullanmak istiyorum. Geçen danışma meclisinde de açıkladım. Arkadaşlar bakınız 7. aydaki bir fatura. X bir vatandaşın faturası. 1959 metreküp ilk endeks. Temmuz ayında ölçüm yapılmış. İkinci fatura, o da 8. ayda, o da 1959 metreküp. Fakat son endeks hep değişiyor, günlük okunuyor. Üçüncü fatura, 9. ayda ölçülmüş, o da 1959 metreküp. Yani anlayacağınız, burada bir koyundan 3 tane post çıkmış. Ben soruyorum ya, acaba Aydın'daki hemşerilerimiz kaç tanesi bu duruma düştü? Bu bir tanesi. Bu bir tanesi. Vatandaşlarımızın hızlı bir şekilde geçmişe yönelik faturalarını ben kontrol etmelerini talep ediyorum kendilerine. Bakın çok önemlidir yani. Çünkü şöyle söyleyeyim. Total olarak söyleyeyim kardeşim. Bu vatandaş ayda 14, bende adı da var yani faturanın gerçeği de var bende. Ayda 14 metreküp su kullanıyor. 3 ayda da 14 metreküp. İlk fatura 14. Temmuz faturası. Öteki fatura 14 artı 14, 28. Diğer fatura 28 artı 14, 42. Yani totalde 3 ayda 42 metreküp fazladan para almış vatandaş. İşin özeti bu. Bunu belgeleyebilirim, bunu sizlere verebilirim. Önce 2 katına, sonra 2,5 katına çıkıyor. Bakın hep ilk endeksi korulduğu için her ay bir artarak gidiyor tabii. Her ayda 14 kullanmış yani. Evet. 15 olmamış. Tabii. Dilerseniz endeksleri vereyim. Bakın Temmuz'daki endeks 1959'a 1973. İlk endeksi de söyler misin? 1959 1973 ilk endeks. İlk Temmuz ayı. Ağustos ayı ilk endeks 1959, ikinci endeks 1987. Eylül ayında okunana bakıyoruz. Yine 1959 ilk endeks ama son endeks 1993. Hep böyle 14'ün katları şeklinde gidiyor. Böyle bir enteresan bir mesele var. Tabii değerli arkadaşlar yine gündemde bir konumuz var. Son olarak onu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Şimdi CHP İl Başkanı her zamanki şeyle bakın bu Hüseyin Aksu'nun, Sayın Hüseyin Aksu'nun yapmış olduğu imzası bulunan devlet su işleriyle 1998'de yapılan protokol ve akabinde de 2011 yılında 30.12'de Sayın Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun ek protokol imzalaması ile Aydın'ın su meselesiyle ilgili bir gündeme getiriyorlar. Diyorlar ki 300 milyar liralık işte bu barajı CHP yapıyor, Aydın Belediyesi yapıyor diyor. Biz ödüyoruz bunun parasını diyor. Ben Sayın İl Başkanı'na soruyorum, Belediye Başkanı'na soruyorum. Eğer bir delik kuruş ödedilerse makbuzlarını ortaya koysunlar. Çok net söylüyorum. Bir delik kuruş ödedilerse makbuzlarını ortaya koysunlar, biz de öğrenelim. Arkadaşlar, özet söylüyorum. Aydın değil, İstanbul'da da İzmir'de de aklınızda neresi geliyorsa, eğer bir barajda bir veya belediye veya birden fazla belediye ki bu barajdan Umurlu'dan tutun, Çeşitepe'sinden tutun, Acarlarından İncirlova'ya kadar faydalanacak. Lacak diyorum bakın, can. Aydın Belediyesi bunun için dahil. Ve bu toplam maliye çıktıktan sonra nedir? Barajın bitmesi, keşfinin kapatılması, hak edişinin tamamen sıfırlanması, tüm terfi hatlarının, pompa hatlarının, isale hatlarının tamamlanması ve belediyenin göstermiş olduğu noktalara kadar suyun iletilmesi, bunu tabii paylaşımları var. Hepsi belediyeler adına, parasal anlamda söylüyorum, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılıyor. Ondan sonra bu paralar bittikten sonra 30 yıl süre ile bu paralar geri ödeniyor. Kim tarafından? Oranları ölçüsünde kullanılan belediyeler tarafından. Çok net. Şu anda Aydın Belediyesi İkizdere Barajı'ndan bir damla su alıyor mu almıyor mu bunu ortaya koyuyor. Arkadaşlar
Daha tesisler bitmedi. Geçen sene biliyorsunuz terfi hattının temelini attık. Şimdi 12-12'de açılışını yapacağız burada, toplu açılışta. Şimdi bitmeyen tesisin, bir damlası kullanılmayan suyun ve bunun zamanını sorarsanız Aydın Belediyesi 5 sene hatta 6 sene sonra bunu hayata geçirecek. Şu andaki tablo onu gösteriyor. Çünkü şehir içindeki işler belediye noktasında. Parasını devlet suçları karşılıyor ama belediye noktasında. Otomatikman size şunu söyleyeyim. 2014'te seçim var, 2012'deyiz. Zaten şu anda ne Barkan Kalınoğlu'na ne de CHP'sine ne de CHP'li belediye başkanına Allah'ın izniyle bu suyla ilgili bir para ödemek zorunlu kalmayacak. Yani onlar dert etmesinler kendilerini. Yani onların öyle bir derdi olmayacak yani. Çünkü AK Parti 2014'te Aydın Büyükşehir Belediyesi'ni alacak. İncirovası'nı da alacak. Hiç bununla ilgili dertlenmesinler ama vatandaşımıza da bunun parasını biz ödüyoruz, CHP ödüyor demesinler. Bakın o zaman biz de şunu sorarız. Deriz ki otoparkları siz yap işlet devret yapmıyor musunuz? Birçok tesisi yap işlet devret yapmıyor musunuz? Bu parayı babanızın parasıyla mı yapıyorsunuz? Buradaki asıl olan vatandaşın parasıdır, milletin parasıdır. Hükümetin cebinden bu yaptığı bir icraat yok ki. Hükümet doğru politikalarıyla vatandaşın parasını en iyi şekilde hizmete dönüştürmekle mükelleftir. Aynı şekilde belediyelerin de görevidir bu. Yani kimse burada sanki kendi cebinden bu icraatları yapıyormuş edasına kapılmasın ve yanlış ifade kullanmasın. Tekrar söylüyorum, bu konuda Cumhuriyet Halk Partili Aydın Belediyesi'nin hiçbir şekilde bir deli kuruş İkizdere Barajı'ndan su kullanımına ilgili ödediği bir para yoktur. Bu para 5 sene sonra, 6 sene sonra kullanılmaya başlandığı zaman 30 eşit takside bölünüp 30 senede ödenecektir. Tahmin ediyorum. Ki ortada bakın rakam yoktur. Maliyet diye bir şey yok. Zaten daha yapılmadık işlerin birçoğu. Yarısı yapılmadı daha iş. Daha 5 senelik iş var yani ortada. Ve tahmin ediyorum, inşaat mühendisi meslek 2 olarak söylüyorum. Bu rakamlar çıktıktan sonra daire başına 2 lira ile 2,5 lira gibi aylık bir belki bir şey getirecektir ama bu tamamen kayıt dışı yani. Tamamen benim şahsi öngörüm yani. Şöyle bir alıp kabaca baktığım zaman çıkan rakam. Bunun üzerinden siyaset yapıyorlar. Tabii biz de bu konuda halkımızı bilinçlendirmek durumundayız. Evet değerli arkadaşlar, son olarak da bu biliyorsunuz Merkez İlçe Başkanımızın yapmış olduğu bir açıklama var. Bu üyeliklerle ilgili. Tabii ki bu şu anda sistematik olarak işte dün Konya'da bir bununla ilgili bir haber çıktı ve oraya Aydın örneği oturtuluyor. Çünkü CHP şu anda Aydın'ı adeta bir merkez üssü olarak, kale olarak kendilerine göre bir hayal dünyalarında böyle bir şey oturtmaya çalışıyorlar. Ve biz hala daha soruyoruz. Lütfen bu 100 kişi kimse bize isimlerini verin. Bize isimlerini verin. Biz gereğini yapalım. Ama vermezseniz namertsiniz. Ama çok açık söylüyor. Çünkü siz bu çalışmayı o ufak zekanızla, genel merkezinizle birlikte Türkiye çapında yapmaya kalkıyorsunuz. Neden biliyor musunuz? Almıştınız. Ek 1, ek 2 denilen belge. CHP Genel Merkezi bunları düzenlemiş. Bütün illerde şey gibi, deli dana gibi oturmuşlar bilgisayarın başına. Yargıtay'da birden fazla partiye üyeliğin var mı yok mu? Bunun şu an araştırmasını yapıyorlar. Varsa, hele bir AK Partili çıkarsa hemen git yapıştır. Ha diyeceksiniz ki, siz bu belgeyi nereden aldınız? Ben bu belgeyi nereden aldım size söyleyeyim. CHP'li belediye başkanı Sayın Özlem Çerçioğlu il başkanıyla beraber arkadaşlar talimat veriyor. Ve şu anda Aydın Belediyesi çalışanlarına Yargıtay Gov.tr'den hepiniz bakabilirsiniz. Parti üyeliği sorgulama kısmından sorguluyorlar. Çünkü bütün nüfus bilgileri ellerinde mevcut. Ve orada belediye çalışanlarının AK Partili gördükleri an ellerine bu kağıtları tutuşturuyorlar. Diyorlar ki git kardeşim derhal. AK Parti'ye istifa dilekçeni var. Bunlar istifa dilekçesidir. Bakın bir tanesi işte diyor ki benim iradem dışında hiçbir işte başvurum olmadan diyor. Ötekisi de Cumhuriyet Başsavcılığına şikayet dilekçesi. CHP kirli bir oyunun kolpa siyasetinin göbeğinde hareket etmektedir. Siyaset yapmaktadır. Biz kendilerini uyarıyoruz. Bakın siz günlük olarak siyaset yapabilirsiniz. Halkı kandırabilirsiniz. Veya siyasi baskıyla, iş baskısıyla, iş vaatleriyle ve işinizden edilme tehdidiyle vatandaşları partimizden istifa ettirebilirsiniz. Ama bu AK Parti'nin AK hizmetini hiçbir şekilde ama hiçbir şekilde engelleyemeyecek. Hiçbir şekilde engelleyemeyecek. Siz yine günlük siyasetinizi yapmaya devam edin ama uyarıyorum kendilerini. Biz bu tip şeyleri hiçbir zaman tenezzül etmedik. Bizim ahlakımız buna müsaade etmez. Ama tabii ki bu ahlak yapısı CHP'ye yakışır. CHP'li belediye başkanına yakışır, il başkanına yakışır. Onlar için de bunları da Allah'a havale ediyoruz biz. Değerli arkadaşlar biliyorsunuz 2011 yılında seçim kanunu değişti. Ve seçim kanunu, siyasi partiler kanunuyla birlikte seçim kanununda artık eskiden biliyorsunuz en son üye olduğunuz parti sizin partinizdi. Ama artık
nüfusa kayıt, nüfusa dayalı kayıt sistemine göre TC kimliğinizde sadece ve sadece bir parti üyeciniz oluyor. İki tane parti üyeliğiniz varsa, isterse 20 sene olsun, olan partiden de üyeliğiniz düşüyor. Biz bu şekilde Aydın'da 11 bin taneye yakın üye sildik 2011 yılında. Neden? Çünkü adam Saadet Partisi'nden gelmiş, Fazilet Partisi'nden gelmiş, Doğru Yol'dan gelmiş, MHP'den gelmiş, CHP'den gelmiş. Gelmiş ya. Zamanında gelmiş. Adam unutmuş bile oraya üye olduğunu. Hatta kapanmış partiler. Milli Selamet'ten gelmiş. Atıyorum yani. Böyle eski partilerden gelmiş ama kanun gereği hepsi düştü ve biz tekrar üye yaptık bu arkadaşlarımızın bir kısmını. Dedik ki arkadaşlar bak böyle böyle. Hatta kızdılar. Ya ben bu partinin kurucularındanım. Nasıl benim üyeliğimi düşürürsünüz diye kızdılar. Bunları yaşadık. Ama şimdi kanunun uygulamış olduğu bu durumu, kanun getirmiş olduğu bu durumu CHP siyaset yapmak adına ahlaksızca kullanmaktadır. Yapmasınlar. Bu ahlaki değil çünkü. Siyasetçiye duymuyor. Ben bunu bilhassa siz basın mensubu kardeşlerimizin ve tüm halkımızın bilmesini istiyorum. Bu Ata Mahallesi'nde yapılan da bunun bir uzantısıdır. Biz tekrar söylüyoruz. CHP çıksın, bunu açıklasın. Bu 100 tane kişi kim? AK Parti üyesi alan açıklasın. Ha, tabii şunlarla siz 100 sayısını toparlamaya kalkarsanız biz de bunlara bakarız tabii. Gerekli açıklama yaparız. Sakın böyle bir şeyde tenezzül etmeyin yani. Çünkü bizim Türkiye'deki 8 milyon üyemizin şu anda bütün üye oldukları tarih belgeleriyle birlikte Akbiş'te sistemimize kayıtlı. Yani sizin şu doldurtacağınız iki tane boş kağıt bizim için bir şey ifade etmiyor. Biz bunları sistemimizden çıkartıp söyleriz yani. Kimin ne olduğunu da söyleriz. Bakın burada bizim 3 tane arkadaşımızın, işte adı geçen 3 tane arkadaşımızın böyle bizim sistemden çıktıları var. Hangi tarihte üye oldu, referansı kim, hangi görevlere geldi, bizim sistemimizde bunlar... Belediye çalışalım diyorlar. Bunlar mı? Üçü de değil ama şimdi olacak. Üçü de olacak şimdi. Çünkü neden biliyor musunuz? Bakın çok enteresandır. Bu bir detay bilgidir. 17 Şubat'ta bir kardeşimizin referansında bunların bir tanesi üye oluyor. Ondan sonra bu bir tam 16 Mart'ta ikisine getirip üye yapıyor bak. 16 Mart hatırlayacaksınız ki tarihi 2010. Kendisi de 2010'da üye olmuş. Yani Şubat'ta kendisi üye oluyor. İki tane kişi getiriyor 16 Mart'ta üye yapıyor. Ve ondan sonra bu üç kişi kendisine rozet taktırıyor. Zaten bunlara bizim partimizde yer yok ya. Bir şekilde gelmişler ya. Biz böyle tipte adamlarla işimiz olmaz. Bizim çünkü en baştaki hareketimiz ahlak ve samimiyet. Biz bundan yola çıkıyoruz. Güçlendiğimiz nokta zaten bu. Halkın zaten destek verdiği nokta bu. Bu kişiler hakikaten CHP'ye yakışır. Tebrik ediyorum. Özlem Hanım doğru bulmuş ama lütfen sayı düzelsin. Sayı 100 değil 3. Bu sayıyı bir kere bir gözden geçirsin. Yani 0 eklese 30 yapar o da tutmuyor. Böyle bir garip bir çarpan kullanmış. Zaten fotoğraf karesinde o kişi var arkadaşlar. Yani bu kargalar güler ya. Yayıptır ya. Bunu yapmasınlar yani. Teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık.